Arkadaşlar, şimdi elini ana karakterin dokunmasıyla camların kırılması ve bizim yayından kaldırılmamız şöyle bir şey. Aslında tam da çok da güzel oldu bu. Biz yayından önce bunun olasılıkları üzerinde ben durmuştum. Çünkü gerçekten düşleri yaratmak hem mimarlık için hem sinema için emek ve telif hakkı istiyor. Ve gelişmiş ülkelerde bu telif hakkına, zihinsel emeğe gerçekten işte az önce gördüğünüz gibi bir otokontrol, bir telif hakkının gereklilikleriyle ilgili yasal korumalar var. Biz mimarların aslında birazcık bu noktada sinemacılar gibi ilgiye ihtiyacımız var doğrusu. Bunu da anlatmış olduk ama bu Christopher Nolan iyi ki var ve iyi ki bu filmi bizlere sundu. Çünkü sinema mimarlık arasındaki mekanın merkezde olduğu kavramı, bağlamı, deneyleri, deneysellikleri. Biz mimarlar hakikaten aslında bu filmde anlatıldığı gibi bir zihinsel süreç, bir anlam değeri oluşturma. Yani filmde söylediği işte mimarlar süreci nasıl dahil oldu? Birilerinin rüyaları dizayn etmesi gerekiyordu. Ve rüyaların gerçekliği işte o kafenin detayından, malzemeden, renkten, dokudan. Yani biz aslında şunu söyleyebiliriz. Mimarlar yalnızca ve yalnızca ilham yakıtıyla yol alan bir meslek grubu. Sinema ve mimarlık her biri de kendi yöntemleriyle insanların varoluşlarını güçlendirirken bir görsel deneyim sunuyorlar. Ve bu görsel deneyim o kadar güçlü ki zihnin içerisinde bir dokunsal iz yaratmış oluyor. Ve bu çerçeveden baktığınızda aslında mimarlık, hani o esas kızı esas oğlanı hikayeyi arkaya alırsak, hemen hemen her filmin gizli öznesi olarak arka fonda hep bir mekan görüyoruz. Hani söylemiştik ya sunumun başında mimarlık ve mimarların ilgi alanı aslında yaşamı yüceltmek. O halde bu gizli özne, yani filmlerde meydana gelmiş olan o binalar, kentler, bunları yeniden keşfetmek isteyen mimarlara adeta bir rehber, adeta bir ilham kaynağı. İki boyut ve üç boyut kağıt üzerinde ve zihinsel süreçte bir yerleşkeye geçtikten sonra hayata geçiriliyor ve sinemanın, filmlerin arkasındaki gizli aktör daima mekan oluyor. Mimarlık ihtiyaçlardan, sinema ise rüyalardan, hayallerden beslenirken merkeze hep insanı koyuyor. Her ikisinin de limitleri var. Özellikle ekonomik limitleri var. Zaman limiti var. Hep zamana karşı yarışmaktayız. Teknoloji bize ne el verirse bu teknolojik imkanlarla üretimlerimizi iyi kılmaktayız veya kötü kılmaktayız. Araçlar ve takım, tabii ki de insan kaynakları çok önemli her iki grubunda çalışması için. Aslında hem mimarlık hem sinema özgürlükten beslenir, özüngürlüğünden beslenir. Özünüz gürse ilhamla insanı yücelten eserler ortaya koyabilirsiniz. Mimarlık deneyimlerle, sinema ise deneylerle ilgilenir. Dolayısıyla sinemada hiç inşa edilmemiş, mevcut olmayan mimarlığı da görmek mümkündür. Her ikisi de takım çalışması gerektirir. Küçük küçük parçaların anlamlı bir bütün haline gelmesiyle ilgili hazırlık, planlama ve bir organizasyon gerektirir. Her ikisinin de seçkin eserleri ve piyasa işleri bulunur. Yani bunu daha önceki bir sunumda söylediğimde alınganlık yapmıştı bazı arkadaşlar. İşte mimarlığın Falling Water'ı bir işte şelale evi var Frank Lloyd Wright'ın. Bu bir seçkin eser, bir masterpiece. Fakat çok kötü işler de var. Yani hakikaten çok kötü işler de var. Sinemada da aynı şekilde. Vertigo bir başyapıtsa hiçbir şekilde insana, yaşama, sanata dokunmayan da pek çok film olduğu bir gerçek. Burada alınganlık yapmaya bence gerek yok. Gerçekleri konuşmak her zaman bize iyi gelir. Ve her ikisinin de hem mimarlığın da hem sinemanın da ortak bir terminolojisi var. Görsellik, hareket, montaj, çerçeveleme, kesme, kompozisyon, ışık gibi, doku gibi. Bu ortak terminolojinin yanı sıra ortak metotları var. Hareket, köşeleri dönme, zoomlama, perspektif değişiklikleri, ışık deneyimleri gibi.
Ve sinematografik kavramlarla mimarlığa baktığımızda zaman, mekan, hareket, sürrealist mekanlar yaratma, sinematik kadrajlar, çerçeveler oluşturma çok önemli. Eğer beni dinliyorsa sevgilerimi iletiyorum. Majet'le birlikte biz sinema üzerine bir master tezi yapıyoruz. Bu Majet'in çalışması şöyle ele aldı. Filmler mimarlığa nasıl bakıyor? Şöyle bakıyor. Ya gidip aynen mevcut mekanı kullanıyor. Yani Paris'teki Eyfel'i çekiyorsa aynen o mekanı kullanıyor. Veya mevcut mekanı yeniden kurguluyor. Orada kendi senaryosuna göre bir takım değişiklikler yapıyor. Ya da hiç yok o mekan. O mekanı gerçek olarak yeniden inşa ediyor. Bir set tasarlıyor. Ya da bir sanal mekan kurguluyor. Dijital olanakları kullanarak. Peki tersi nasıl? Yani mimarlık sinemadan nasıl besleniyor? Az önce Inception filminde gördüğünüz gibi mekanın farklı açılardan okunmasını sağlıyor. Gelecek mimarisi üzerinde ilham verici bir açılım sağlıyor. Özellikle ütopya ve distopya mekanların üretilmesi. Ve bir de belgeleme yapıyor. Yani bu çok önemli. Çünkü bir çeşit kamera aygıtı aslında mimari bir arşiv oluşturuyor. Hüzeyme Hanım konuşmasının başında söyledi. Yeşilçam'a baktığınızda siz dönemin İstanbul'unu arkadan izleyebiliyorsunuz ve kıyaslayabiliyorsunuz. Mimari tasarımın bir set olarak oluşturulması da aslında mimarlara bir alan açıyor ve görsel, bu dijital olanakların oluşturmasıyla sanal mekanların yönetmenle mimarın ortak çalışma metodolojisini geliştirdikleri bir alan oluyor. Bu arada kentler, çünkü belgesel film geleneğinde kent ögesi arkadaki bir fon gibi aslında yine kayıt meselesini gündeme getiriyor ki Mehmet Öztürk Sinemasal Kentler isimli kitabında modernitenin iki kahramanından söz eder. Birisi kent, birisi sinemadır. İkisi de metropole aittir der ve bazı kentler, yani sinema sadece o kentte yaşayanların hayatlarını, yaşam tarzlarını, o kentin kentte ne olduğunu değil, aynı zamanda bir görsel deneyim yansıtır. Bu Aşkın 500 Günü'nde ana karakterin çok sevdiği manzarayı aslında kamera aygıtı hiç insan ölçeğinden, insan gözünden göremeyeceği bir noktaya getirir. Ya da sinemanın hatırlatma işlevi vardır. Sinemaya bakarak kentlerin eski hallerini hatırlarız ya da tanıklık ederiz. Bazı kentler vardır. Paris gibi, Berlin, Roma, New York, İstanbul. Hatta Konya'yı da bence koyabiliriz artık oraya. Çünkü bir başkent her zaman bir başkenttir meselesini algılar ve deneyimler oldu. Bu kentler birçok yönetmenin filminde tıpkı bir karakter gibi, yani sadece öyle fonda bir dekor ya da pasif bir çerçeve gibi değil, film anlatısının atmosferine ve metnin kendisine dönüştüğü bir esas rol oynar ve sinema bir düşleri kurduğumuz, onları bedenimizden bağımsız olarak gözlerimizle deneyimlediğimiz bir deneyim alanına dönüştürür. Daha önce bahsettiğimiz gibi geleceğin mimarlığını şekillendirmede bir potansiyel oluşturur. Mimar ve yönetmen kafa kafaya verir. Birisi eskizler, birisi söyler, birisi söyler, diğeri eskizler. Birlikte çalışırlar. Bazen de film, ki bunlar yüksek bütçeli filmlerde oldu tabii. Bazen de film teknikleri kullanarak tasarım yapan mimarları görürsünüz. Yani bunlar mimarlığın zaman ve hareket boyutunda sinemadan öğrendiklerini binayı tasarlarken kullanırlar. Söz gelimi Villa Savoy'i, işte modern mimarlığın önemli yapıtlarından, başyapıtlarından Le Corbusier'in binasında yatay pencereler yapıyı film kamerasının mekanda serbest dolaşına benzer bir hareketle izlememizi sağlarlar. Dolayısıyla tasarım sırasında aslında mimar tıpkı bu Inception filminde olduğu gibi zihinsel mekanda serbestçe dolaşır. Bazı mimarlar, ki çok kıymetlidir Bernard Chomy, aynı zamanda da iyi bir düşünürdür, açıkça söylemiştir. Yani ben sinematografik deneyimleri Park La Villette'da aynen kullandım. Sinemanın bütün yöntemlerini kullandım. Nasıl yaptım? Chomy'ye göre, hani nasıl sinemada böyle geriye dönüşler,
çaprazlamalar, atlamalar konuda çözülmeler, dağıtmalar olur. Bunları, bu araçları bir analoji seti düzenleyerek mimarlığın kendi doğasını zenginleştirmek için bir tasarım metodolojisi olarak kullanmıştır. Şimdi telif hakkı yememek için aslında ben burada kısa bir film okuması yapmak istiyordum film üzerinden. Bunun bir workshop gibi yapmak istiyordum ama tekrar yayını kesilmesini istemiyorum. Rica etsem yorumlara bunun resmi sitesindeki link paylaşımında bulunabilir miyiz? Yani bu bir kısa film. Yani dolayısıyla da videoyu geçeceğiz şu an. Yönetmenliğini Bruce Brennett'in yaptığı bir film. Film izleyemediğiniz için de belki biraz sunum hani yoksun kalacak. Çünkü sinemanın sesin gücü hiçbir zaman hiçbir şekilde telafi edilemez bir şey. Ama bu kısa filmde şu var. Bir mimar karakterini görürsünüz. Sevdiği kadına dair bir arayüz tasarlar, bir hologram tasarlar. Kadın bir medikal komadadır aslında. Şimdi şöyle bir durum yapabilir miyiz diye aklımdan geçiyor ama hani izleyicileri de çok yormak istemiyorum. Filmin başlangıcında hani filmi izleyebilseydiniz bu film nasıl okunur, yani bir filmi nasıl okuyacağım ben? Bu film sosyolojik, ideolojik, mizansal, tarihsel, yapısalcı, psikanalitik, dramatik veya gösterge bilimsel okunabilir. Her okumada da aslında başka çerçeveler daha çok üzerinde konuşulan bir duruma dönüşür. Ama nasıl okunursa okunsun, sonuçta her filmin bir renk ve renk paleti var. Yönetmenin, yani yönetmen çok önemli. Bir filmi anlamak istiyorsanız yönetmenini anlamanız çok kıymetli. Tabii ki senaryo zaten hepimizin malum en çok üzerinde belki durduğu. Ama senaryo izlerken kamera açıları, kadraj, nasıl dizildiği görüntülerin, çerçeveleme, çekim ölçeği, hani uzakta mısın, yakında mısın, karakterlerin okunması ve onların kostümü, makyajı ve elbette ki mekan çok önemli oluyor. Hangi yaklaşım kullanırsa kullanılsın, sonuçta filmler aslında ötekini ve dünyayı anlama çabasının bir parçası. Şimdi bu filmde Bruce Brennett aslında kendisi bir bilgisayar tasarımcısı ve görsel efektler üzerinde ciddi anlamda yol almış bir yönetmen. 7 dakikalık bir filmdi ama hakikaten filmi gösteremeyince birazcık hani keyifsiz de oldu. Film bir start program diyerek bir computer programıyla başlar. Burada sevgili Can Beşeskiloğlu'na çok saygılar, sevgiler. Çünkü jenerik her şeyi anlatır, çok güzel öğretti bize. Onun film okumalarından çok faydalandım, film analizlerinden. Bu Cem Hoca'ya ait bir özgün yaklaşımdır. Der ki jenerik her şeyi anlatır. Nasıl anlatır? Siz dikkatli yani dikkatli bir izleyiciyseniz ve iyi bir filmse, iyi bir yönetmen tarafından çekilmiş filmse aslında filmi bütün izlemenize gerek yok. Filmin en başında jenerikte yönetmen her şeyi söyler size. Biliyorum biraz şaşırtıcı bir şey söylüyorum. Filmi izleyemediğiniz için de şu anda belki biraz havada kalıyor ama yayından sonra bakarsınız, zaten 7 dakikalık bir film. Ve bakalım benim burada size anlattıklarımı siz o izlemede görebilecek misiniz? Şimdi jenerikte start program der ve aslında bir bize dijital dünyanın referanslarını veren dijital bir sesle programa başlatır. Siz bunu bir saniye görürsünüz, tamam mı? Bir saniye. Yani bir filmin hangi puntoyla başladığı, hangi müzikle başladığı, aslında filmin neye dair öykü anlattığını en başta söyler iyi yönetmense. Fakat bunun mesela yaklaşırsanız, dikkatli bakarsanız bu start program dediği yerde bu filmin 2038'de geçtiği, bir yaşanmış hikayeyi yeniden inşa edeceği ve hatta Floransa'da geçtiği anlaşılır. Ama siz bunu o kadar kısa sürede geçersiniz ki, hani ben şu anda bunu katmanlı bir şekilde biraz mikroskop altında baktığım için şu anda bunları söyleyebiliyorum. Neden bir tabula rasa'yla, bir hiçlikle karşımıza çıkar? Çünkü bu film aslında bir başla son arasında, hayatla ölüm arasında yaşadığımız bütün anların
Eğer içerisine bir dünya anlam değeri koyamazsak hiç olduğunu söyler. Yani bu öyle bir hikayedir ki sonra da hemen siyah ekrana döner. Yani yönetmen şunu söyler jenerikte, ben size öyle bir hikaye anlatacağım ki ölümle yaşam, gerçeklikle, yarsanallık, karanlıkla aydınlık, siyahla beyaz, başla son arasında bir öykü anlatacağım. Burada mimar bir adam var ve sevdiği kadın var. Filmin ilk kısmında yaratma ki dediğim gibi bunu lütfen meydana getirme diye referanslayın bazı hassasiyetlere denk düşmesin ama gerçekten yaratıcı bir eylem olarak yarattığı dünyada bir şekilde aslında yaşanmışlıkları, anıları tekrar üretir ve bütün bu süreç detay detay, kare kare işlenirken o tenin gözlerindeki bütün dokunsallığı görürsünüz. Özellikle kadın karakter sahneye girdikten sonra ses, görüntü, rüzgar, işte havuzun ne bileyim oradaki serinliğini falan hissettirir size. Ama bir hologramdır bu adamın oluşturduğu. Anıların tekrar canlandırıldığı aslında bir sanal dünyadır. Bütün o mekanlar, bütün kentler aslında tek bir fotoğraf içindir. Bir dünya tek bir an için yaratılır. O anda sevgi üzerine kurulur. Ana karakter aslında bu fotoğraflara bakarken zaman, mekan, yaratıcılık, geçicilik, gerçek sandığımızın zahiri oluşu, varoluş, yok oluş, hakikat, sahtelik, anılar, aşk, sevgi ve aile üzerindeki her şeyi anlatır ama bu bir şekilde Floransa'da geçtiğini veya işte burada o mimar karakterinin oluşturmuş olduğu kentin nasıl da aslında gerçeklikle ilintili olduğunu ancak ve ancak dikkatli izleyiciler okur. Otel, bir çeşme ve oradaki bir vitrin, ağaç ve en çok yönetmenin üzerinde oyalandığı sarı çiçek aslında baktığınızda hep simgedir. Ve siz bir filmde bir sayı görürseniz, bir renk görürseniz, bütün içerisinde böyle patlayan gözünüzün içine sokulan, bilin ki o kendi ifadesinin ötesinde bir başka simgeye atıfta bulunmaktadır. Merak ettim, otelde de artist var mı? Baktım evet var. Hakikaten de Floransa'da böyle bir otele referans vermiş. Ama bunu ilk kez film izlediğimde anlamam gerçekten mümkün değildi. Yani bu ciddi derin anlamlarla belki ortaya çıkartılacak. Neden çok önemli bu? Şunun için çok önemli. Bu mekansal çağrışımlar, nirengiler, söz gelimi kapılar. Yani siz bir filmde kapıyı kapı olarak tutamazsınız. Kapı, eşik, geçiş. Bu filmde olduğu gibi aslında bir düzlemden başka bir dünyaya açılan kapıdır. Ve şunu söylüyor yönetmen. Bu karakter bir dünya oluşturacak. Ve o dünya, şu anda bir trafik ışığı görüyoruz değil mi? Yani bakıyor böyle işte hologramda bir trafik ışığı oluşturuyor kendi elleriyle. Aslında burada dairesel, soyut, metalik olarak gördüğünüz ve sadece bir trafik işaretine denk düşen konu, yani gösteren bu, bunu gösteriyor, gösterge bu. Ama gösterilen aslında şu, sevdiği kadın için yarattığı dünyaya biz giremeyiz. Giremezsiniz diyor. Yani bu benim mahremimdir diyor. Ve dikkat ederseniz karakter de yarattığı dünyanın arkasında aslında saklanmış, gizemli, bilinmez. Sadece elini görüyoruz. Ve el de işaret ettiği şey benim. Bu sevdalı durumuma, aşk ilişkime, buradaki zihinsel anılarıma o dünya içerisinde giremezsiniz. Bize özeldir diyor. Böyle bakarsanız bütün bu mimari detaylar, söz gelimi elleriyle dokunarak hep üretim sürecini yapıyor mimar karakter. Sinema daima sanattan yararlanır. Özellikle resim sanatına çok atıfta bulunur. Burada işte Adem'in yaratılışı Sistine Chapel'da Michelangelo'nun eserine bir atıf vardır. Ellere dokunarak. Burası çok komikti. Yani hologramı yaratıyor. Bütün o işte kenti ve işte sevdiği kadın çıkacak, o sokaklarda gezecek. Son dakikada, ki bu mimarların başına çok gelir bu,
son dakikada mükemmel bir proje çözersiniz. Her şey harikadır. Orada küçücük bir detay vardır. Müşteri ya da jüri gider onu görür. Yani gider onu gözüne sokar. Filmde de bununla ilgili bir anlatı var. Ve mimarların nasıl çalıştığına dair de aslında işte zamana karşı yarışma, malzeme seçme. Ya mesela Lebras'ı görüyorsanız gidin bir bakın. İngilizce'de bu ne demek? Aslında adamın kafasında sevgilinin dudakları var. Ya da o hastane ünitesindeki oda, ki buna çok muhalefet eden olmuştu. Yani hocam sen fazla abarttın bunu. Belki de abartmışımdır bilmiyorum. Ama bir şekilde bu akıllı telefonlar için yapılan bir tek oyunculu çevrim içi bir oyun bu. Ve uzun süreli oynandığında hipnoz etkisi yaratıyor. Beyinde bir uyuşukluk yapıyor. Yani yönetmen şunu mu diyor aslında? Siz gerçekle hayal arasında, gerçekle dijitallik arasında bir yerlerde uyutuluyorsunuz mu demek istiyor. Bir filmde yönetmen bir şey gösteriyorsa, ki bu film boyunca bu sarı çiçekle çok uğraştı, döndü tekrar baktı. Bilin ki o kendi göstergesinin ötesinde bir şeye referans. Burada o sarı çiçek, sarı olması da çok önemli. Ne görüyorsunuz? Yani şu anda baktığınızda ne görüyorsunuz? İşte mimar orada bir çiçekle uğraşıyor. Yaratmış olduğu o üç boyutlu hologramın içerisinde bir şey yaşatmaya çalışıyor. İşte o sevgilisi, işte o sevdiği kadın. Ama başka bir göze baktığınızda bu bir tabut olabilir mi? Yani tabutunun başında sevdiğiyle vedalaşan bir adam görüyor olabilir misiniz? Bunu gösteriyor bize. Yani bu çiçek sarı değil de kırmızı olsaydı, yani bir gül olsaydı mesela, ki olamazdı. Çünkü burada bir hastalık, ölüm, yok oluş anlatılıyor. O zaman onun mutlaka hazan rengi, sarı çünkü hasrettir, ayrılıktır, hazandır. Sarı olmasının bile aslında gösterge benim açısından anlamı var. Ve bu kadının, hani bir öğrendiğimde çok tartıştık, ölecek ölmeyecek. Muhtemelen karanlıktan izlenirken başka bir karanlığa gidip çerçevelendiği için kendi hastalığında, varoluş savaşında epey bir zorlu olacak gibi. Çünkü çerçevelemeler bize aslında gösterilenin ötesinde algıyla mesajlarını ve anlam değerini verir. Şimdi filmin bir yerinde, tabii filmi izleyemediğiniz için şu anda birazcık da böyle havaya konuşuyor gibi de hissediyorum kendimi, ama eminim yayından sonra merak edip bakarsınız. Filmin bir yerinde hologram bir rüzgarla ve bir sesle gerçekliğe dönüyor. Yani gerçeklikle sanallık arasındaki kesişim noktasını görüyoruz. Bir de bu çok hoş bir şey. Bazen yönetmenler birbirlerine böyle referanslar veriyorlar. Bir çeşit saygı duruşunda bulunuyorlar. Selam gönderiyorlar. Inception filminin nasıl o dağılan, patlayan noktaları aslında düşler, hayaller yok olduğunda bu filmde de görünüyor. Fakat bu film Inception'dan daha önce. Ve bütün bu hikaye, bütün bu çaba, bütün bu efor, ölümle yaşam, gerçeklikle düş arasında, karanlıkla aydınlık arasında, ışık, başlangıç ve bitişin. Yani bunu, yani hepimiz bir şeyler yapıyoruz, uğraşıyoruz. Bir doğduk ve öleceğiz. Ama marifet işte o bütün doğum ve ölüm arasında. Aslında sevgiyle kurulmuş bağlar, başkalarına faydalı olduğumuz anlar yaratmakla, bir anla, bir fotoğrafla, bir anıyla, bir dokunuşla var olacak. Dolayısıyla bugün sinema ve mimarlık üzerinden yaşamı yüceltme adına düşünsel bir ortam oluşturmak için emek sarf eden, bu programı yapan Yazarlar Birliği'ne, Konya Şubesi'ne, başkanına, moderatörüme çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Yayın arkasındaki Bedir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok değerli katkıları olduğu süreç içerisinde. Ben işin açıkçası filmi gösteremediğim için birazcık hüzünlüyüm, ama çok da önemli değil. Mesaj alındı diye düşünüyorum. Çok sağ olun, var olun. Herhalde Yazarlar Birliği'nin en güzel programlarından biri oldu. Harikulade bir sunumdu. Size şükran borçluyuz. Ufuk açıcı, felsefi, insanın anlam yolculuğuna, hakikat arayıcılığına da değinen göndermeler yapan bir sunumdu.
Çok çok teşekkür ediyorum. Konumuzla ilgili bir görselimiz var. Mimarlar kuşkusuz bu kitaptan haberdar, çok iyi biliyorlar. Ama ilgilenen ve bilgilenmek, zevkle okumak isteyen seyircilerimiz için de Sinemada Mimarlık kitabı ben çok yararlanarak keyifle okuyorum. Bunu da tavsiye edebilirim. Zeyma Hanım, orada da benim bir eserim var, bir bölüm. Amerikan Güzeli. Evet. Zor bir filmdir. Bana düşmüştü o takım çalışmasında. Evet, çok kıymetli bir kitap o da. Yem Yayınlarından çıktı. Evet, tavsiye edilir. Gene aynı yayın evinden mimarlık ve sinema ve edebiyat da güzel bir eser. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizim yayınlarımız, programlarımız devam ediyor. Bekleriz efendim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.